Sayın AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, basınımızın kıymetli temsilcileri, Düzce Üniversitemizin güzide öğrencileri, değerli misafirler. Akademik Koordinasyon Topluluğu olarak düzenlemiş olduğumuz Muhabbeti Kalplere Düşünmeye Sevdalı Gençlerin şair abisi Serdar Tuncer ile söyleşi programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbin kelamını duymak, kulakların pasını, gönüllerin pasını, semaların pasını silecektir. Programımızı besmele ile Allah'ın kelamı ile başlatalım. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere Celidiye Cami Müezzini Ragıp Piroğlu hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
Altyazı M.K.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى insanlıktan yana. Bir sesimiz var duyurmak istediğimiz, bir sözümüz var ulaşsın dediğimiz. Sözümüzü sese çevirecek olan Akademik Koordinasyon Topluluğu Başkanımızı Sayın Veysel Güten'i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcım, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirlerimiz, kıymetli öğrenci kardeşlerim. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin birçok üniversitesinde var olan ÜNAK topluluğunu üniversitemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Topluluk olarak misyonumuz, üniversite öğrencilerine edebi, kültürel, eğitimsel ve sosyal alanlarda fayda sağlamak, aynı zamanda öğrenci kardeşlerimizle ilimiz arasındaki kopukluğu gidererek üniversitemizle il arasında manevi bir köprü oluşturmaktır. Bizler sadece eğitim amaçlayan bir nesil değiliz. Bizler toplumun huzurunu, ferahını, mutluluğunu önemseyen, bu konuda gayret eden ve bunları dert edinen nesiliz. İşte bu yüzden hedefimiz çalışmaktır, bir kez daha çalışmak. Sevgili arkadaşlar, ÜNAK sıradan bir topluluk olmayacaktır. Yardıma muhtaç insanlar için çaba gösterecek olan, geziler düzenleyip ecdadın armağanı olan tarihi yerleri görmeye gidecek olan, öğrencilerin istifade etmesi için faydalı konferanslar düzenleyip uzman ve tanınmış kişileri üniversitede ağırlayacak olan bir topluluk olacağız. Evet, bunları tek tek yapacağız. Her gün artan hedefimizle yolumuza devam edip başarılı olmaktan ziyade hayırlı olmayı hedefe alacağız. Bizim hedefimiz başarıdan daha büyüktür. Ortaya gelip geçici bir para, diploma, hırs koymuyoruz.
Biz ortaya kalıcı olanı, gönlümüzü ve inancımızı koyuyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, sizler de gönlünüzü ortaya koyup yanımızda yer almak değil, ailemize katılmak istiyorsanız, biz sizleri kardeşimiz olarak gördük. Sizler de bizi kardeş olarak görüyor ve benimsiyorsanız, standlarımıza ulaşıp başvurularınızı yapabilirsiniz. Biz bu ülkede daima var olsun istiyoruz. Ben, sen, o diye anmak değil, biz demek için bu bahçeye yeşeren bir çiçek, bir fidan olarak bulunmak ve varlığınızla bahçemizi büyütmek isterseniz kapımız ardına kadar açıktır. Konuşmamı sonlandırmadan önce gayretimizi gören, niyetimizi bilen tüm arkadaşlarıma, bizlerden desteğini esirgemeyen ve bu programımızı gerçekleştirmemize vesile olan Düzce Belediyesi'ne, Gümüşova Belediyesi'ne, Gölyaka Belediyesi'ne, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sayın Fazıl Koç ve yönetimine, yine destekleriyle yanımızda olan Sayın Ferit Utlu'ya ve çok kıymetli danışman hocamız Fatih Özçelik'e ve programımızda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Akademi Koordinasyon Topluluğu Başkanımız Veysel Güden'e teşekkür ediyoruz. Eğitim gönül işidir. Bunu yıllar içinde öğrendik. Bize gönül veren öğretmenlerimiz sayesinde bugünlere geldik. Onlar meyve vereceğimize inandılar. Bir fidandık, suladılar, yeşerdik. Büyümeye devam ediyoruz. Tüm danışmanı, kıymetli hocamız, yardımcı doçent doktor Fatih Özçelik konuşmalarını yapmak üzere huzurunuza davet ediyoruz. Değerli dinleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca bu ne güzel bir kalabalık. Önümde ilk defa bu salonu bu kadar dolu gördüm desem, yalan söylemiş olmam. Şimdi bizim topluluk başkanı arkadaşımız Veysel Güden bu topluluğun amaçlarını size en güzel şekilde ifade etti. Bana burada herhangi bir söz bırakmadı. Ama ben şurada birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bunlardan birisi bizim üniversitemizin görevleri. Yani üniversitenin temel görevi nedir? Şimdi bir kere üniversitenin kelime anlamını bilmek lazım. Üniversite, university, evren, kent demek. Yani siz artık lokal, yani bölgesel düşünemezsiniz. Siz binanın en üst tepesinden bakmak zorundasınız. Siz nasyonel değil, artık internasyonel düşünmek zorundasınız. Görevimiz bu. Şimdi baktığımda görevlere ne görüyorum? Temel görevlerimi. Birincisi, üniversiteler bilimsel araştırma yapar ki bunu yapıyoruz. Üniversiteler eğitim yapar ki bunu da yapıyoruz. Bir de üniversiteler sosyal sorumluluğu yerine getirir, işte bunu yapamıyoruz. Bu nedenle üniversitelerimiz önemli bir kısmı yüksek liseden öteye gidemiyor. Peki bu yüksek liseden öteye gidemeyen üniversiteleri nasıl üniversite haline getiririz? Nasıl sosyal sorumluluk ilkelerini yerine getirebiliriz? Şöyle getirebiliriz. Topluluklarda görev alarak getirebiliriz. Topluluklarda çalışarak getirebiliriz. Ve yurtla okul arası, evle okul arası gidiş gelişli olmaz mı? Bakınız değerli gençler, sizler karınca değilsiniz. Daha basit indirgersem, karınca sadece kendine çalışır, sizler arasınız. Hem kendinize çalışacaksınız, hem topluma çalışacaksınız, hem de dünyaya çalışacaksınız. Yani faydalı bireyler olacaksınız. Sizin göreviniz bu. Şimdi bakınız, ben bundan 2-3 yıl evvel ilk defa Serdar Tunceli burada dinlemiştim. Ve bakış açım değişti hayata. Özellikle aşka bakış açım değişti. Hatta şunu anladım bir de o konuşmada. Şiirin önemini anladım. Hafızamızda şiirin olması gerektiği önemini anladım. Bakınız medreselerde eğitime başlayan öğrencilere ilk olarak divan ezberletilir. Yani şiir ezberletilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü konuştuğu dilin, eğitim yapacağı dilin inceliklerini kavrasın diye bu öğretilir. Peki böyle olunca ne olacak? Hemen söyleyeyim. Doğru anlayan, doğru düşünen ve doğru anlatan bireyler haline gelecek. İşte böylece de baktığımızda ne olacak? Böyle insanlarla iletişim daha kolay olacak. Şimdi bir hoca olarak öğrencilerimle en çok bu sıkıntıyı yaşıyorum desem bana inanır mısınız? Çünkü neden biliyor musunuz? Eğer ben üniversitede değil lisede öğretmen olsaydım kesinlikle ve kesinlikle en az 30 şiir bilmeyeni geçirmezdim. Bunun yanında Doğu ve Batı klasiklerini okumayan kimseyi liseden mezun etmezdim. Üniversiteye öyle yollamazdım. Bakın bunun yanında en önemlisi bana kalırsa şiirin hafızada olmasının
en önemli yararı insan psikolojisinedir. Çünkü siz hafızanıza naksettiğiniz şiirle aslında içsel bir sigorta poliçesi imzalıyorsunuz. Darda kaldığınızda, ondan sonra imdada ihtiyacınız olduğunda, yıkımın eşiğindeyseniz, psikolojik yıkımın eşiğindeyseniz sizin yardımınıza şiir koşacak. Çünkü bana böyle oldu. Öyle söyleyeyim. Tecrübeyle sabit yani. Mesela şöyle söyleyeyim ben size. Geçen yıl bu zamanlarda hiç beklemediğimiz insanlardan iddiatçı zihniyetlerin hoplatıldığını gördük. Ve ben eyvah dedim. Benim çocukluğum, benim ilk gençlik yıllarım cuntalarla, vesayetlerle ve postmodern darbelerle geçti. Dedim ki eski Türkiye'ye geri mi dönüyoruz? Yine böyle mi olacak diye düşünürken o sırada aklıma Necip Fazıl'ın ve Sezai Karakoç'un sözleri geldi. Sezai Karakoç diyor ki sürgün ülkeden başkentler başkentler aldı şimdi diyor ki sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Gerisini biliyor musunuz? Evet. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar var. Yani herkesin bir planı varsa Allah'ın da bir planı var demek. Bu anlama geliyor. Ya da Necip Fazıl Kısagüreğin bir Ankara İstanbul seyahati esnasında kıvrıla kıvrıla trenin Sakarya kıvrıla giderken 1949 yılında yazdığı şiir Sakarya Türküsü aklıma gelir. Diyor ki Necip Fazıl bana yatak bana kefendir yatak sana tabuttur havuz. Gerisini sizden bekliyorum. Sen kıvrıl ben gideyim. Evet. Sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep anlar ya. Yüzüstü çok süründü. Ayağa kalk Sakarya. Şimdi, değerli arkadaşlar. Size göre en zor meslek şimdi öğrencilik. Bana göre ise akademik hayat. Yani ben öğrencinin çok zor olduğuna inanmıyorum. Bunu söyleyeyim yani. Bunu derste böyle söylüyorum. En kolay gün hayatınızın zamanlar evreleri yaşıyorsunuz. Ama bazen yetiştiremediğimiz işler oluyor. Ve yoruluyorum. Eyvah yetişmeyecek diye korkuyorum. İşte o zaman Hatemi geliyor aklıma. Hatemi diyor ki erişir menzil maksuda aheste giden tiz reftar olanın pahana rağmen dolaşıyor. Ve ben rahatlıyorum biliyor musun? Çünkü diyor ki Hatemi burada eğer ki hızlıkla koşarak giden eli ayağına dolaşır. Ama yavaş giden, tempoyla giden o menzili maksuduna, mutlu hedefine ulaşmış olur diyor. Ya da bakın benim gençlik çağlarımda, üniversite yıllarımda can evimden duran bir gazel okumuştum ben. Böyle ciğerime işlemişti. Beni kendime getirmişti. Bu gazel Kırım hanlarından Moskova Fatihi tahtalar unvanlı Kırımlı Gazi Girayhan'dır. Diyor ki, rayete meylederiz kâhmeti dicu yerine tuğa bel bağlamışız kalkmıyla hoşbu yerine. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam ne dedi burada? Şunu söyledi. Dedi ki, savaş meydanlarının gürültüsü yerine özür diliyorum, güzel sevgilinin çağırma sesi yerine savaş meydanlarının gürültüsünü tercih ederim. Güzel sevgilinin kokulu takümleri yerine ben tuğları tercih ederim. Savaş meydanındaki tuğları tercih ederim. Şimdi sizin Serdar Bey'i beklediğinizi biliyorum. Bu nedenle fazla sözü uzatmak istemiyorum. Şimdi bakınız, ben bu toplumun danışman hocasıyım. Ama prosedür de böyle. Yani kağıt üstünde ben bu toplumun danışman hocasıyım. Bizim danışmanımız kim biliyor musunuz? Bizim danışmanımız Sultan II. Abdülhamit. Bizim danışmanımız Gazi Mustafa Kemal. Bizim danışmanımız Bediüzzaman Said Nursi. Bizim danışmanımız Mehmet Akif Ersoy, Muhammed İkbal. Bizim danışmanımız Necip Fazıl ve Sezai Karakoç. Konuşmalarından dolayı danışman hocamız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Fatih Özçelik'e teşekkür ediyoruz. Nesil gel ki cümle sabrın selahatın kazası var. Sensiz geçen zaman hayatın kazası yok.
Evet, sizleri çok bekledik ufak tefek arzulardan dolayı. Burada da hoşgörünüze sığınıyoruz. Ve sizleri daha fazla bekletmek istemiyoruz. Dakikaların telafisi olmadığı için sözlerime yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Evet, o kalplerden kalbe bağ kurmak için geliyor. Muhabbeti kalpleri düşünmeye sevdalı gençlerin şair abisi Serdar Tuncay abimizi söyleşini gerçekleştirmek üzere huzurlarınıza davet ediyor ve sizleri Cihan Yıldız ve orkestrasıyla baş başa bırakıyor. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Kıymetli Hazirun, değerli misafirler, muhterem beyefendiler, hanımefendiler, şiire, muhabbete gönül vermiş, şiir gönüllü güzel kardeşlerim, aziz dostlar, saygı ve hürmetle selamlıyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnsan böyle coşkulu, muhabbetli bir kalabalığı görünce heyecanlanıyor. İstersen 20 yıldır sahnelere aşinalığın olsun, İstersen üçüncü kez aynı mekanda program yapıyor ol. Çok bir şey değişmiyor. Hemen sözlerimin başında sizlerle bizleri bir araya getiren ünü hakkımıza sevgili Veysel ve Özlem kardeşlerimin şahsında emek veren dostlara teşekkür etmek isterim. Alkışlarınızla. Ve tabii teşekkürün büyüğü bu salonu böyle muhabbetle hınca hınç dolduran siz kardeşlerime, inşallah programın sonunda size ait olan teşekkürü de yinelerim. Biraz şiir okuyalım, biraz muhabbet edelim diye huzurlarınıza davet edildik. Bu defa geçen gelişimizde okumadığımız şiirlerden bir repertuar oluşturmaya çalıştım. O zaman kimler vardı salonda bilmiyorum. Az. Diğerleri yeni öğrenci. Biz 2 sene olmuş demek gelmeyeli. Aşağı yukarı salonun geneli 2. sınıf öğrencisi olsun. Hadi şöyle de bir şey söyleyeyim. Zannediyorum bir 2 ay içerisinde bir kez daha muhtemelen bu salonda bu defa Çanakkale'yi konuşmak üzere bir kez daha birlikte olacağız. Program boyunca sevgili Cihan kardeşim türküleriyle bize eşlik edecek. Ömür klavyede, Emre Bekar bağlamasıyla, efendim, güzel, bir tüp güzel türküsüyle eşlik edecek. Rıfat Hocam, neyzenimiz, sevgili Mehmet, o her şey, ekibin her şeyi. Kendini anons ederken böyle açtı. Allah sığırsın. İnşallah bu güzel kardeşlerimle birlikte biraz şiir, biraz türkü, biraz muhabbet deyip güzel vakit geçirmeye çalışacağız. Azıcık dertlenmeye çalışacağız. Kıymetli Hocam, konuşmalarında çok güzel ifade ettiler. Şiir başka bir şey. Şiir deyince aklımıza hemen şu geliyor. Hani lise yıllarında aşık olursun. Bir şekilde ikna etmen lazım. İşte orada işe yarayan şeye şiir diyorlar. Şiir bu kadar değil. İşe yaramadığı da çoktur. Şiir bu kadar değil. Ya da güzel sesli adamların altta güzel fon müzikleri çalarken bize okudukları ve bizim de duygulandığımız şey, şiir bu kadar da değil. Şiirden bir şuur doğuyor. İşte o şuura muhtacız. Belki buradan bakınca da şiir
gecenin bir vakti mısraların arasında kaybolup iki beyit üzerinde iki saat tefekkür ettiğimiz vakit bizi biraz daha insan kılan, bizi biraz daha kalbimizi fark etmeye sevk eden, biraz daha tefekkür ufkumuzu ötelere taşıyan tılsımlı bir hakikat. Şiir enteresan. Bir zaman öyle bir tweet atmıştım. Okuduğun vakit kalbini fark ettiğin şeye şiir diyorlar. Yaşadığın vakit kendini terk ettiğin şeye aşk. Sağlam tweet atmıştım. İşte şu şiirlerden biraz şuur da olsun. Salona girdiğimizden biraz daha farklı, biraz daha muhabbetli, biraz daha keyifli, biraz daha dertli bir şekilde şu salondan çıkalım. Muradımız odur. İlk olarak, tabii şiir deyince bazen de abartıyorlar. Bir arkadaş yine Twitter'dan yazdı. Abi diyor, sen şiiri seviyorsun. Bir kampanya başlatsan da babalar kızlarına şiir yazmayan delikanlılara kız vermeseler. Böyle bir kampanya. Şimdi bu arkadaşa cevap yazdım. Dedim ki kardeşcağızım, iki kızım var. Onlara şiir yazacak olanın aklını aldım. Şimdi tabii ben böyle deyince arkadaş da haklı olarak sordu. Dedi ki, niye hocam sen hiç yengeme şiir yazmadın? Yahu yazdım da babasına okumadım. İşte ona yazılan şiiri babasına niye okuyacaksın? Bu Twitter, sosyal medya hayatımıza enteresan bir şekilde girdi. Genelde kavga etmeye sebep oluyor. Hele ki şu son bir yıldır ne desem bir kavga bahanesi çıkıyor. Oysa biz ne güzel muhabbet ediyorduk Twitter'da. Hala da etmeye devam ediyoruz. Bazen bir beyit paylaşıyoruz. Bazen bir güzel fotoğraf. Bazen bizi etkileyen bir güzelliği paylaşıyoruz. Ama bazen böyle ısrarla gelip hani bir şey yapalım, hadi bir kavga edelim diyenler oluyor. Uzak duruyorum, görmezden geliyorum, bakmayayım, fark etmeyeyim diyorum. Ama çok ısrar ederse de bir şey yazıyorum. Sonra da dayanamayıp siliyorum. Çocuk bozuldu, mahcup oldu filan diye. Gerek yok. Hani bir insanı şurada bile baş başayken iki kişi biri diğerini mahcup edecek bir şey söylese kalbi kırılır, incinir. Orada bir şey yazıyorsun, ondan sonra onun adını da kapak koymuşlar filan. Oo işte şöyle kapak yaptı. Ama öbür adam mahzun oluyor, bunu biliyorum. Sen elin eyvah keşke yazmasaydın deyip silmeye gidene kadar da cihanın haberi oluyor zaten. Enteresan bir yer. Bundan biraz konuşuruz. Geçen birisi yazmış. Azıcık tebessüm edin diye söyleyeyim. Bir beyit yazdım. Çay kadehte dide efruz olmalı, lebrizü lebrengü lebsuz olmalı. Bir ifade bu. Yani sizden sonraki kuşağa bunu tercüme etmek zorunda kalmayacağım. Onlar Osmanlıca biliyor olacaklar inşallah. Ama size günümüz Türkçesiyle ifade edecek olursak, çay diyor bardakta olur. Böyle fincanda şurada burada içilmez. Çay kadehte dide efruz olmalı. Göz onun ışıltısından nasibini alacak önce. Görecek böyle ince ve canlı. Lebrizü lebrengü lebsuz olmalı. Dudak renginde, dudak sıcaklığında ve ağzına kadar dolu olmalı. Böyle dudak payı falan yok. Şimdi Ecdat ne güzel anlatmış değil mi? Bunu okuyunca şimdi ne diyor? Baba iki çay yap orada. Bir bu var, bir de bu. Çay kadehte diye de efruz olmalı, ebrizüle, rengüle, suuz olmalı. Asalete bakın. Şimdi şu beytin herhangi bir şekilde siyasi anlaşılması gibi bir durum söz konusu mu? Yani bir adamın iyi kafayı kırmış olması lazım ki bu beytten siyasi bir netice çıkarsın. Ama maalesef son zamanlardaki hastalığımız bu. Her mevzuyu, her meseleyi bir siyasetin kör penceresinden bakıp seyretmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ayet yazıyorum. Abi kimi kastediyorsun? Lan, ayet. Yani Allah söylüyor bunu. Kasıt falan. Şimdi bu deminki beyti yazdım. Birisi altına yazmış. Abi Osmanlıca'dan sonra da Osmanlı adaleti gelir mi dersin? Sahi Osmanlı hırsızlara ne yapıyordu?
bir tadım kaçtı. Dedim ki, Osmanlı adaletin hakkını vermiş dostum, hırsızların kolunu kesmiş hainlerin kellesini. Gönderdim. Bir başkası buna destek çıkıyor şimdi. Bu Serdar'dan bir cacık olmaz demedim. Şimdi ona da cevap yazdım. Baktım kızımı aldım gidiyorum. Azıcık yoğurt bulursan senden olur. Keşke olmasa, keşke hep birbirimizi sevsek, keşke güzel taraf ama maalesef, maalesef ki biraz konuşuruz bunu, dertleşiriz oluyor. Bir Erdem Bayezid şiiriyle başlayalım. Erdem abi, hepinizin yakinen tanıdığı bir isim, Yedi Güzel Adam dizisinden değil mi? Siz Erdem abinin gençliğini biliyorsunuz, ben ihtiyarlanabilir. Geçen Nuri Paktil Bey ile birlikteydik Kayseri'deki bir programda. Eve geldim, büyük kızıma dedim ki, kızım Nuri Paktil Bey ile fotoğraf çekindik. Aa baba gerçek mi filan? Dedim, o Yedi Güzel Adam'dan birisi. Ciddi misin falan? Ben de sevindim falan dedim, maşallah bak kızım büyümüş, Yedi Güzel Adam'ı tanıyor. Onlardan birisiyle babasının fotoğraf çektirmesi onun için bir değer ifade ediyor filan. Fotoğrafı gösterdim. Bu hangisi dedi ya? Bu yok ki dizide. Şimdi Nuri Paktil rolünü oynayan delikanlıyla fotoğraf çektirsem onun için bir değer ifade ediyor. Kendisiyle değil. Beyaz saçlı bir amca, böyle tatlı bir amca sahneye çıkıp sizi antisosyalist, antikomünist, antinasyonalist, anti işte firavunist bir bilinçle selamlarım filan diyen değişik bir adam. Neyse, işte o Yedi Güzel Adam'dan birisiydi Erdem Bayezid. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Erdem abinin Bulmak şiiri ve bu şiirin içinde bir beyit var. Benim bayıldığım bir beyittir. Çay kadeh dediği de fruz olmalı. Teşekkür ederim Özlem abi. Allah razı olsun. Kaşığı da alır mısınız? Sağ olun, eyvallah. Hayati abi diyor ki, Asr-ı Saadet'te olsaydı çay içmek sünnet olacaktı. Doğru bir sözdür. Bulmak şiirin ismi ve içindeki bir beyit. O beyit bakan kim fark edecek ya? Onu fark edene ben bir imzalı albüm hediye edeyim. Benim çok sevdiğim bir beyit. Onu fark eden size bir hediye verse olur mu? Efendim? Onu fark eden size bir hediye verse olur mu? Onu fark eden zaten fark etmiş olmak itibariyle bana çok güzel bir hediye vermiş olacak. Daha güzel bir hediye var, verebilir miyim? Sen bir şey vereceksin demek ki. Şey, arada alayım mı? Şu anda olsa çok güzel olacak. Hadi şimdi olsun peki. Şimdi bir şey geliyor Mehmet, tut içme. Bu toprak uzaklardan gelen bir toprak, bu toprak Mescid-i Aksa'dan gelen bir toprak. Ve şöyle dursun ama unutmayalım bunu. Kudüs deyince kalbimin bir yarısı Mekke'dir, diğer yanı Medine, üzerinde incecik bir tül gibi Kudüs örtülüdür diyen Nuri Paktil'i, bakın şiirden şuur nasıl doğuyor. Kudüs'ün bizim neyimiz olduğunu anlatıyor adam bir cümlecenin içerisinde. Kudüs bizim neyimiz olur. Bulmak Erdem Bayezid. Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti, yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma, bir bakışın can verdi kurumuş toprağa. Çiçek
çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından, göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş, yeni bir ülke yüzüm ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine, kapılıp gidiyorum saçının tellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar, bir gülüşün içinde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an, çağrılsa senin adın, sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi, yüzüme kar yağıyor, sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli, yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum, öteye geçerek gözlerinden, işte yeni bir dünya, peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Aşan bilir karlı.
Yok, değil. Son. Değil. O beyit şu. Bakın Düzce'ye ilk kar yağdığında bu beyit aklınıza gelsin. Tabiat bembeyaz bir gelinlik giymiş gibi yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Şimdi kar herkesin yüzüne yağar ama Erdem Bayezid, işte o gönül, işte o şiir gönül der ki yüzüme değen her kar tanesi sevgilinin parmaklarıdır. Sevgili kim? Allah dostu. Mürşidinden bahsediyor. Her kar tanesi yüzüne değdiğinde efendimin elleri değiyor yüzüme diye düşünüyor. Şimdi rabıta diyorlar buna kısaca. Tasavvuf ehli. Bu beyti pek severim. CD bize kaldı. Twitter'da filan yazmayın, başka yerde de sorarım belki. İlk yaptık burada. Şimdi bir Ömer Lütfi Mete şiiriyle devam edelim. Ömer Lütfi Mete'yi kimler tanıyor? 8. güzel adam. Öyle söyleyeyim. Allah rahmet etsin. Çok güzel bir gönüldü. Çok güzel bir dervişti. Mekanı cennet olsun. Bu Kurtlar Vadisi'nde nedir? Ali Buhara'nın rolünün ismi ne? Akif. Akif'in babası. Ha, değil mi? Erkekler hepsi tanır. Akif'in babası. Yahya Kemal Bey'in babasına bir gün birisi demiş ki, efendim siz Yahya Kemal Bey'in babası mısınız? Ne münasebet demiş. Yahya Kemal benim oğlumdur. Bu meşhur adamların böyle bir şeyi vardır. Ömer Lütfü Mete Hoca'nın şu huyunu çok sevdim. Hani program yapıyoruz, konuklar geliyor ve biz onlara sorular soruyoruz. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? O konuyu bilen adamı çağırmaya gayret ederiz. Bu ayrı. Ama konuklar da hiç bilmiyorum demez. Neyi sorsam bilir. Bilmiyorum demek ayıp gibi. Hani şimdi bizim millet böyle. Adres sorarsın, bilmiyorum diyemez. Her mesele. Halbuki bilmiyorum demek güzelliktir, zarafettir, adamlıktır. Bilmeye başlangıçtır. İşte Ömer Lütfi Mete bazen bir soru sorardım ve bilmiyorum derdi. Canlı yayın. Hocam şu mesele nasıl oluyor? Ah, bilmiyorum. O bilmiyorum deyiş o kadar çok bilmeyi anlatırdı ki. Çünkü büyük bir ölçüdür. Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Yani bir adam geliyor size fiyakalı ifadelerle, benim yaptığım gibi, aşkı anlatıyorsa, bu aşkı bildiği için değil, bilmediği içindir. Bilseydi susacaktı çünkü. Bak İhtifal haftasındayız. Hazreti Mevlana'nın Şeb-i Arzu'nun yıldönümü. Mesnevi-i Şerif'te bir kıssa anlatıyor. Hazreti Pir bize bir hikaye anlatıyor. Yüksekçe bir duvar varmış. Duvarın öbür tarafında da insanların bilmediği bir ülke. Orada bir şeyler var. Birisini çıkartmışlar el birliğiyle duvarın üstüne. Adam karşıya geçince gözleri ışıldamış, yüzü gülmüş, arkadaşlarına bak, atmış kendini duvarın öbür tarafına. Öbürünü çıkartmışlar, hadise aynı. Birini çıkartıp ayağına da ip bağlamışlar. Duvarın üstüne çıkmış adam, yüzü ışıldamış, gözleri gülüyor, tam atacak tutup çekmişler. Aşağı gelince diyorlar ki, ne var duvarın öbür tarafında? Dil gitmiş. Şimdi, bilen söylemez, söyleyen bilmez biraz bu demek. Ömer Lütfü Mete ne güzel bir bilmeyen adamdı. Onun bilmeyişi ne kadar güzeldi. Geçen Saadettin Ökten Hoca, başımızı ağrıtmıyorum değil mi? Hani şiir türkü, şiir türkü gideriz de bu kadar güzel gönlü bulmuşum, azıcık dertleşeyim derdim o. Saadettin Ökten Hoca ile konuşuyor. Dedi ki ya birazcık insan istina sahibi olmalı. Sekülerizm bize unutturdu bunu. Böyle deyince fiyakalı oluyor. Ontolojik ve epistemolojik ızdırapların egzistansiyalist yokluğunda seküler kafadan çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi bu ülke filan. O zaman iyi bir şey söyletiyor. Hani o seküler hayat hakikaten bize istinayı unutturdu. İstina şu demek. Sana yetecek kadar. Fazlasını boş ver. Para yetecek kadar. Ayakkabı 40 çift değil, 2 tane. Araba yetecek. İstina. Mesela rahmetli Mahir İz Hoca, kış gelince kışlık bir elbise diktirir, yazlık elbisesini birine hediye edermiş. Yaz gelince yazlık elbise diktirir, kışlığı bir başkasına hediye edermiş. Bir çift elbise.
Bizim bitmiyor ki canına yandımın işi. Bir takım elbise alıyorsun. Bunun altına kahverengi giyilmez. Taba olacak. Peki bir de taba alalım. Tabii taba olunca bir de kemer namı olur alalım. Ya şimdi ayakkabı taba, kemer taba, cüzdan siyah olmaz. O da lazım. Tabii çanta falan da taşırsan bir de bunun taba çantası lazım. Bak bunun içine şöyle bir gömlek de almak gerekiyor. O gömlek ve o kıyafetle içinde hafif taba renkli olan bir de kravat lazım. Onu da bulduk. E şimdi bu kıyafetin üstüne de siyah kaban giyilmez ki kardeşim. Lacivert bir de kaban lazım. Ha, lacivert kabana bir de kaşkol lazım. Bitmiyor. Temin ettiğimiz her şey yeni bir ihtiyaç doğuruyor. Şimdi diyeceksin ya abi biz öğrenciyiz ya, iki çift kıyafetle işi hallediyoruz. Yarın görürüm ben sizi. Hele bir okul bitsin. Başkalaşıyor. İşte istina. Bazen de bilmemek. Bir yerde bir şey konuşuluyor. Adam eksik söylüyor azıcık. Sen tamamını biliyorsun. Bir dakika, bir dakika, öyle değil, bir dakika, bir dakika. Sus lan. Söyleme, bırak adam mahcup olmasın. O kadar biliyor işte. O kadar cını öğrenebilmiş. Bir dakika, bir dakika, öyle değil. Buna gerek yok. Bırakın bunu, ekranda tartışma programlarında kavga eden adamlar yapmışsın. Bazen bilme, bazen görme, azıcık toleranslı ol. Bir Allah dostundan duyduğum bir sözü söyleyeyim size. Dedi ki, bir insan %51 iyi, %49 kötüyse, o insan evliyadır dedi. İyiliği kötülüğünden fazla olan insan evliyadır. İyiliğin sayısını artırıp kötülüğün sayısını azalttıkça evliyalık derecesi yükselir. Şimdi biz herkesi hassas kuyumcu terazisiyle tartıyoruz. Siz yapmazsınız öyle şey de ben yapıyorum. Hani böyle, o da ama onun da şunu var, ama bu da böyle yapıyor, şu da şunu bilmiyor, bu da böyle, şu da şöyle. Ortada adam kalmadı. Kendimizi de pazarcı kantarıyla tartıyoruz. Tabii. Halbuki kendini kuyumcu terazisiyle tart, başkasını pazarcı kantarıyla bile tartma. Sana ne başkasının eksiğinden, noksanından, ne gerek var onlara? Ömer Lütfümet'e nerelere götürdü bizi? Gülce. Uçurumun kenarındayım Mısır. Ulu Dilber kalasının burcunda muhteşem belaya nazır. Topukların boşluğun avucunda derin yar adım çağırır. Dikildim parmaklarımın ucunda bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Mısır. Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Uçurum kenarındayım hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez, gülcem uzaktan dolanır. Uçurum kenarındayım hazır. Gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil, gülce bir afet, peri değil, huri değil. Gülce beyaz sihir, gülce ölümcül naz, buram buram zehir, yar yüzünde infaz. Uçurumun kenarındayım hazır, haytti beni. Ha itecek, bir gamzelik rüzgar yetecek, güzelliği zulme çaldığı sınır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccalden, yedi düvelden korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Nutkum tutuluyor. Ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyor. Fikrimin ince gül kalbimin
Ateşi önce sevilene düşer, sonra seveni yakar. Mum bile kendisi yanmadan pervaneyi yakamadı diyor. Aşk oldu evvel tabii. Geçen bu Osmanlıca mevzuları konuşurken biri bana bir tweet atmış. O günden beri her sahnede ondan bahsediyorum. Bir gün onun olduğu şehirde de bunu denk getireceğim. O gün Emre bayram edecek. Niyesini anlatırım. Bir tweet. Divan şiiri Osmanlı şairlerinin padişahlardan para almak için yazdıkları şiire denir. Baktım. Tamam dedim yani olabilir. Geçti. Az sonra aynı kişi bir tweet daha atıyor. Padişahlar da zaten hep cariyelerle falan evlenmiş. Onlar bizim dedemiz medemiz olamaz. Gene şey yaptım. Az sonra bir tweet daha. Osmanlıca diye bir dil yok zaten. Dil de olmaz. Ben filologum. Ya baktım. Neslihan. Dedim bir sayfasına girip bakayım ne yapmış Neslihan. 40 tweet atmış. 30'u bana. 30'u da Osmanlı ile alakalı. Abla Osmanlı'ya kızmış. Günümüzdeki temsilci olarak da beni görüyor herhalde. Döşenmiş. Şimdi birkaç tweet daha atınca bu defa ben dayanamadım. Ona bir tweet attım. Dedim ki istemiyorsan okumam daha divan şiiri Neslihan.
Sevmem Osmanlıcıyı da. Osmanlıca da öğrendim. Ama sen kimsin Neslihan? Şimdi Neslihan, han soyundan gelen demek. Neslihan. Hani bir insan geceyi gündüze katsa, ismimle nasıl çelişirim diye uğraşsa bu kadar bir şey. Neslihan. Ama mevzuyu çözeceğiz. Ben böyle dertli dertli anlatınca Emre dedi ki, abi ben alırım Neslihan'ı dedi yani. Şimdi inşallah böyle bir hayırlı niyetimiz var. Allah razı olsun o zaman. Teşekkür ederim. Garip geliyor bana. Bakın Osmanlıca kendinizi Osmanlı'ya ait hissedebilirsiniz. Osmanlı'ya bir aidiyet de hissetmeyebilirsiniz. Olur. Yahu dünya medeniyet tarihinin 1000 yılına mührünü vurmuş bir medeniyetin dilinden bahsediyoruz. Bir medeniyet dili olarak bak. Dedenin mektubunu okumak için değil de dünya tarihinin 1000 yılı nasıl yaşanmış onu anlamak için öğren. Ama öğren, ne eksilir, neyi kaybedersin sanki? Yok efendim, niye öğreneceğiz, niye öyle yapacağız, niye böyle yapacağız? İşte o demin dediğim kısır gündelik pencereden baktığınız vakit böyle bir şey ortaya çıkar. Halbuki bilmek lazım. Her birimizin ezberinde bir güzel beyit olsa, birkaç güzel beyit, azıcık derdimizi anlatabilsek böyle. Bizim yeni çocuk, 4 aylık Muhammed, ona gece gidiyorum şiir okuyorum. Böyle bildiğin şiir okuyorum yani. Oğlum selamun aleyküm diyorum. Alışsın. Yapıyorum. Aleyküm selam. Diyorum ki işte, hakip hâine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başın taştan taşa vurup gezer avare su. Bildiğin divan edebiyatının güzel bildiğim beyitlerinden okuyor. Niye? Kulak aşinalığı olsun. Kulak aşinalığı olsun. Gece anne uyuyunca alıyorum Muhammed'i kucağıma. Beyler burada ufak bir mesaj var. Allah gecinden versin. Hani bir gün evleneceksiniz. Çoluk çocuğa karışırsan bak böyle şeyler yapma. Hanım uyuyunca alıyorum kucağıma, kaçıyoruz salona. Açıyorum televizyonu, Kabe TV. Böyle bakıyor, oradan hocalar okuyor, hacılar tavaf ediyor, umreciler falan öyle bakıyor. Şimdi dikkatimi çekti, başka yere gidince böyle kafayı çeviriyor, baba biraz daha bakalım falan. Bu ne işe yarar? O yaştaki bir çocuğun gözleri saniyede 25.000 kare kaydediyormuş. Hafızasına 25.000 kare kaydediyor. Kulak dönü. Hazreti Ali'ye birisi demiş ki, ya Ali çocuğumuz oldu, nasıl yetiştirelim? Doğdu mu demiş, doğdu. Çok geç kalmışsın demiş. Çocuk anne karnında yetiştirilmeye başlanır. Daha annesinin karnındayken şahsiyet oluşmaya başlıyor. İlgi, meraklar. Modern bilim de bunu bugün böyle söylüyor. Modern bilim böyle söylemese de Hazreti Ali diyorsa ben iman ederim zaten. Bilimi beklemem yani. Bilim bir gün oraya gelecektir. Henüz gericidirler. Oraya kadar ilerleyememişler. Neyse, şimdi bunu yaparken şunu biliyorum, Allah etmesin. Hani büyüdü, 17-18 yaşına geldi, bir yanlış iş yapacakken, o sıra o beyit, babasının 4 aylıkken okuduğu beyit, ensesinden tutar Muhammed'i geri geri çeker. Sen bunu yapamazsın der. O gördüğü tavaf eden hüccacın hali, ensesinden tutar çeker, böyle bir şey yapma der. Akıllı ol. Bazen hani tam bir yanlışa düşecek oluruz da birden bir şey olur onu yapmayız. Allah'ım sana şükürler olsun diye yad ederiz ya sonra. Belki bebekken bir sahur sofrasına kaldırmışlardır bizi. Belki annemiz bize hamileyken bir fakirin karnını doyuruvermiştir. İşte onlar böyle tevarüz ede ede gelir burada bizi bulur. İşte seküler kafa bunu da anlamıyor. Her şeyin bir nasip olduğunun farkında değil. Ben. İşin gücün ben demek. Sen, halbuki biz sen diyen bir medeniyetin çocuğuyuz. Neslihan anlasa da anlamasa da bu böyle. Sonradan öğrendik onun derdini de atanamamış. Atansaydı Neslihan, atasını sevecekti. Atanamayınca Osman, ya kızın da gıybetini diyorum. Bu gıybet sayılır mı hocam? İlahiyatçı var mı aramızda? Rıfat abi. Bak ilahiyatı da.
Diyor ki Rıfat abi ilahiyatçı, ondan sonra Rıfat abi gıybet olur mu diyorum. Müstakbel eşi burada olduğu için gıybet olur. Sormadım say Rıfat abi. Ben tanımıyorum şahsen, siz de tanımadığınız için inşallah gıybet olmaz. Olmuyordur. Cahit Zarifoğlu. Abi, bugün öyle bir repertuar seçtik. Cahit abinin bir af dilekçesidir bu şiir. Hani demiş ya, tövbe ya Rab, hata rahına gittiklerime, bilmeyip ettiklerime, bilip ettiklerime. Çok güzel bir tövbe cümlesidir o. Tövbe ya Rab, hata rahına gittiklerime, bilmeyip ettiklerime, bilip ettiklerime. Cahit abi şu şiirde Allah'ım beni affet diyor. Ama o kadar güzel söylüyor ki bunu. Arkadaşlar ders mi var? Nereye gidiyorsunuz? Ders mi var? Hadi bekleyin. Allah yolunuz açık etsin. Eyvallah. Güle güle. Aleyküm selam. Giden olursa bulaşırım. Dersi filan da, yani ders her zaman var. Abi öyle. Hocam hani yanlış anlamayın. Ama bu iş böyle. Bektaşi demiş ki bak üstüme gelmeyin. Ramazan giderse bir daha gelir de ben bir gidersem bir daha gelmem demiş. Bu Bektaşi fıkralarında bazen çok güzel şeyler var da kaçırıyoruz. Oruç tutmuyormuş Ramazan'da ama sahura kalkıyormuş babaannemler. Hacı anne demiş ki, bey demiş bak sahura kalkmak sünnet. Oruç tutmak farz. Sünneti yapıyorsun, farzı niye yapmıyorsun? Ya hanım onu da yapmayayım da hepten zındık mı olalım? Bir ucundan tutmuş işte nasibi o. Baba erenler, bak bu çok güzeldir. Bir mollayla birlikte, Rıfat hocam, ata binmişler bir yere gidiyorlar. Atları da böyle bir yerde bırakmaları icap etmiş. Atları bağlamışlar, molla demiş ki ya Rabbi atım sana emanet. Kurban olayım. Baba erenler de bakmış, ya Ali demiş, at sana emanet. Öbürü dönmüş. Döndü mü? Allah'a emanet etsene demiş. İmam Ali'ye niye emanet et? İmam Ali bakar demiş. Ertesi gün gelmişler, mollanın atını kurt yemiş. Babaannelerinki duruyor sapasağlam. Ya nasıl oluyor demiş, biz Allah'a emanet ettik, sen Ali'ye bıraktın. Oğlum demiş, Allah kurdun da Allah. Kurdun da rızkını verecek. İmanım Ali demiş, kaptırır mı kurdun? Ama doğru duruyor. Doğru. Cahit Zarifoğlu'nun, Allah rahmet eylesin. O da güzel bir şair. Bu tarafı ihmal ediliyor mu, anlatılıyor mu dizide bilmiyorum ama güzel bir dervişti. Bu adamların ortak noktalarından birisi. Cahit abi de iyi bir dervişti ve iyi bir şair. Allah-u Teala beni affet diyor ama o kadar güzel bir üslupla diyor ki bunu. Bakın. Seçkin bir kimse değil. İsmimin baş harfleri aciz tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü. Eski günahlar dipdiri. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim, bağışlanmamı dilerim. Hayat boş geçti. Geri kalan korkulu, her adımım dolu olsa işe yaramaz katında, biliyorum. Bağışlanmamı diliyorum. Bağışlanmamı. Tutuldu şiir kısa diye mi? Efendim? Ha, türkü gidecek diye bekliyorsunuz. Tabii ben biliyorum zaten. Ya millet Cihan'ı dinlemeye geliyor, arada bana tahammül ediyor. Öğrendin mi? Şimdi bakın bu şiir niye güzel? Bir, Allah-u Teala'dan affedilmeyi istiyor ve çok güzel bir üslupla istiyor.
Üsluba birazdan geleceğim. Güzelliği şurada. Diyor ki, geçen ibadetler özürlü, eski günahlar diptir. İşte Müslüman duruşu budur. Yarın öldüğümüzde Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacağız. Ne getirdin diyecekler. Ne diyeceğiz? Namaz kıldık ya Rabbi. Var mı bunu diyebilecek baba yiğit aramızda? Ben diyemem. Çünkü bizim namazımız şöyle. Allahu Ekber. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Alt kattaki adam niye böyle? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamza Hoca bu işi çözecek inşallah. Sabri'yi de unutuyor. Allahu Ekber. Yarın iki şu çeki hallederiz. Oradan o görürsem Allah'a emanet. Şimdi bir tarafta böyle bir namaz var. Allah eksiğiyle noksanıyla kabul etsin. Aynen. Ama böyle bir namaz var. Hani sizi tenzih ederim filan demeyeceğim. Çünkü biliyorum farkımızın olmadığını pek. Yani dert başkalaşır ama mevzu aynıdır. Yarın da finaller başlıyor. Allah-u Ekber. Hasan Hoca'dan böyle yapacağım ya Allah. Şimdi bizim namazımız bu. Hazreti Ali nasıl namaz kılıyordu? Çok kısa. Ayağını ok saplanmış, oku çıkaracaklar. Cerrahi yöntem, narkoz, hemşire, doktor bir şey yok. Ne yapacağız? İki rekat namaz kılayım diyor. Siz namazdayken çekiverin oku. Namaza duruyor. İki rekat bitiyor. Selam veriyor. Arkadaşlarına dönüyor. Oku niye çıkarmadınız? Çıkarttık ya İmam diyor. Ayağından oku çekmişler. Haberi yok. Allah'ın huzurunda ya. Ok çekilmiş falan. Kolay geliyor. Toplu iğnesi olan baş parmağına batırsın. Ok ne? Şimdi Hazreti Ali'ninki namazsa benimki neydi? Nasıl namaz kıldık diyecek? Diyemeyiz. Bu iş Necip Fazıl Kısakürek merhum Abdurrahim Arvasi Hazretlerine sormuş. Efendim bu iş akıllı olur mu? Akılla olmaz, akılsız da olmaz tabii. Bu iş ibadetle olmaz. İbadetsiz hiç olmaz. Savmü salatu hac ile sanma zahid biter işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Bizim bütün ibadetlerimiz böyle. Tek tek hepsini sayıp vaktinizi alın. Cahit abi bunu çözmüş. Meselenin farkında. Geçen ibadetler özürlü diyor. Zekat zekata benzemiyor, hac hacca benzemiyor, namaz da mı? Ama eski günahlar diptiri. Günah. Günahın tövbesi vardır ya. Tövbenin kabul olunduğunun, birkaç emaresi varmış. Mesela bir tanesi şudur. İnsan günahı hatırlamaz. Tövbenin kabul edildiğinin bir alametiymiş bu. Günahı hatırlamama, unutma. Ama diyor ki eski günahlar diptiri. Hala aklımda. Günahı şeytan bazen insana sağdan yaklaşıp vesvese verir. Bir tövbe et şu eski günahlarına der. Sen tövbe ediyorum zannedersin. Hain sana eski günahların lezzetini hatırlatır bu arada. Ya Rabbi affet. Şöyle yapmıştık çocukluğumuza. Ulan fena da olmamıştık. Karıştırır ortalığı. Tehlike. Şimdi Cahit abi mevzuyu çözmüş. İbadetler özürlü, eski günahlar dipdiri. Haddini biliyor. Peşinden de güzel bir üslupla Allah'ım beni affet diyor. Üslup çok önemli. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Yunus Emre. Angaralı var mı aramızda? Var, bayağı var. O Angara'da hani heykelin oradan Gençlik Parkı'na doğru inerken eski meclisin önü. Hatırlayınız. Orada üç tane amca dururdu bizim lise yıllarımızda. Önlerinde birer baskül. Tartar, harçlıkları çıkar. Birinci amcada tartılmazdık. Amca şöyle diyordu. Tartılın bir lira, tartılın bir lira. Ne tartılacak? İkinci amca, serbest piyasa ekonomisi. 75 kuruş tartılın, 75. Onda hiç tartılmazdık. Ama üçüncü, geçemezdik ya. Ne yapayım, tartın. Amca şöyle diyordu. Amcanız bir çay içsin. Amcanız bir çay içsin. Abi, kilo, ya bana ne kilomdan? Önemli değil. Amca çay içecek. Üslup nasıl istediğiniz, kuldan isterken de önemlidir, Allah'tan isterken de önemlidir. Mesela bir Allah dostu elini açmış diyor ki, ya Rabbi biliyorum günah işlemek bana yakışmıyor ama affetmek sana çok yakışıyor diyor. Şimdi naza bakar mısın? Diyor ki ben bana yakışanı yapamadım, sen sana yakışanı yap ya Rabbi. Öbürü elini açmış şöyle diyor, Allah'ım
Senin benden başka affedecek kulların çok ama benim senden başka affedecek kimsem yok. Beni affet. Bir insan böyle isterse Allah affeder ya. Bir diğeri diyor ki Allah'ım bana bir günah işlet. En büyük günahı olsun. Benden başka kimse işleyemesin onu. Sonra da mahşerde beni affet. Şu kullarına senin merhametini gösterir. Bu da nazetli bir abi. Yeraltı dünyasının sağlam abilerinden. Hasan-ı Basri Hazretleri Allah'ım demiş, cehennemi hak ettiğimi ben de biliyorum. Ama gidersem şeytan sevinecek. Ben affet. Samimiyet. Derler ki adam Kabe'nin örtüsünden tutmuş ağlıyormuş. Allah'ım canımı burada al. Allah'ım ruhumu burada al. Ama bu sefer değil ya Rabbi. Hiçbir şey yok. Şöyle istemekle hiçbir şey yok. Samimi, gene Necip Fazıl. Hatırlayın. Verirler ben acizim, sen büyüksün dedikçe. Verenin şanı büyük. Sen iste istedikçe. Allah'tan çok istemek lazım. Allah dostu demiş ki, Allah-u Teala az vermeyi sevmiyor. Cömert, verdikçe mutlu olur. Cimri, veremez de alındıkça canından can gider. Onun için derim ki hep, böyle bir cimri arkadaşınız falan var da denk getirirseniz, lokantada yanlışlıkla ağzından kaçırdı. Ya baba sen de bir şey ye filan. Toksun, önemli değil, ye. İbadettir. Bir buçuk ye, üstüne bir de künefe ye. Bir şey iç. Tabii, ya bir de orta kahve falan söyleyelim. Ne hazır denk getirmişsin. Adama hayırlı olsun. Vermeyi öğrensin. Allah-u Teala da cömertlerin cömerti olduğu için kendinden çok istenince mutlu oluyor. Çokun ölçüsü ne hocam? Çokun ölçüsü de şu. Saat kaç oldu bu arada? 5'e 10 var. Evet, son 5 dakika diyelim. Nasıl ya? Akşam namazı var. Akşam namazı var. Zannediyorum 4.40'larda, 16.40'larda ezan okunuyor. 5 çeyrek gibi ben sizi bıraksam herkes akşam namazına yetişebilir. Böyle bir vebale giremem. Hani yarın gideceğiniz tak 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 kayıt çıkacak. Bugün ayın kaçı? 24 Aralık 2014 düzce. Akşam namazı kılınmamış. Ya Rabbi Serdar Tuncer vardı. Getirin. Ya da ben gideceğim. Sevap kesesinde böyle kocaman bir şey. Bu neydi? Hatırlayamadım. Tak tak. 24 Aralık 2014 düzce. Ümmet-i Muhammed namaz kılsın. Ha. Teşekkür ederim. Bak işte çok alkışlamayın. Mahcup oluyorum. Alkışlamazsanız da huzursuz oluyorum. Arada. Şimdi şöyle bir gündemimiz olması lazım. Arz edebiliyor muyum? Ötelere dair bir, ötelerle bir bağımız olacak. Her şeyi yaparken, ya bir fakirin cebine 2 kuruş koyarken, Allah rızası. Birini incitmemeye çalışırken, bu yarın anda karşı gelen hak şarabını içmiş gibi. Sürekli ötelerle irtibatlı. Şu modernite bize diyor ki, öteleri falan boş ver diyor. Göklerde bir şey yok diyor. Sen kendini takıt, yap, en başa yap, en iyisini yap, en güzel arabaya bin, en güzel evde otur, en güzel kızla sen evlen. Bu. Ama öbüründen bir mahviyet var, boyun büküş var. Ötelerle bir irtibat. Hazreti Musa zamanı, bir de biz şanslı adamlarız. Bakın Musa Aleyhisselam zamanında Hazreti Musa gidiyor, bakmış bir adam ağacın altında böyle oturuyor, yaşıyor. Ya demiş, kendine demiş şöyle bir ev, bark bir şey yapsan da kışın soğuktan korunsan, yazın sıcaktan. Niye bu ağaç kovuğundasın? Adam demiş ki, ya Musa, şunun şurasında 70 sene ömrüm kaldı. Ona da ev, bark yapmakla mı harcayayım demiş. O zaman 800-900 sene yaşamış insan. Hazreti Musa demiş ki, ahir zamanda Muhammed ümmeti gelecek, onların bütün ömrü dediğin kadar olacak. Adam ne demiş? Vay, ben o zaman da yaşasaydım bütün ömrümü bir secdede bitirirdim. İşte nereden, nereye? Yine Hazreti Musa zamanı. Kızlar nereye? Ders mi var? Ünihak, abi çözelim bu işleri ya. Hocam Sakarya'ya gidiyorlar. Servis saatte. Sakarya'ya mı gideceksin? Nasıl? Sakarya'dan her gün buraya mı geliyor? Evet hocam, İzmit'ten Sakarya'ya. Sakarya'da üniversite yok mu?
Çin'de hızlı tren ilk yapıldığı vakit Şangay'dan Pekin'e adamlar o zamana kadar bisikletle gidiyor 8 saat. Birisi demiş ki lan bak hızlı trenle git demiş 2 saatte gidiyor. 6 saat ne yapacağım ben orada demiş. Şimdi başla neyse oluyor. Yine Hazreti Musa zamanı. Ümmetinden birisi diyor ki ya Musa bana bir dua et, bir dua öğret, Allah'ın kabul edeceği bir dua olsun. Musa Aleyhisselam demiş ki şu ibadeti şu kadar zaman yap, peşinden de bir dua et. Ümit ediyorum ki Allah kabul edecektir. O ibadeti o kadar zaman yapmış, böyle bir dere kenarında oturuyor, elini açmış. Ya Rabbi demiş, şu dere altın olsaydı. Tak 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 tak, dere altın olmuş. Kurban olayım demiş, senden az isteyenin gözü kör olsun. Adam kör olmuş. Şimdi, hülasa çok istemek lazım ama bizim çokumuzla değil de onun ölçüsüyle şanın kadar ver ya Rabbi. Şanınca ver, bir de hayırlıyı istemek lazım. Hayırlıysa, bak özellikle sizin yaşlarda şu oluyor. Zinhar olmaz, Hatice'den başkasıyla bir ömrü geçmez. Gizliden gizliye şunu diyor bak, yalvarıyor, yakarıyor, sabahlara kadar ağlıyor, şiir yazıyor, annesinin başına ekşiyor, babasıyla kavga ediyor. Hatice'de, Hatice, Hatice'de, Hatice. Allah-u Teala şöyle yapıyor. Bu gizliden gizliye şu demek. Ya Rabbi ben yarattığın kullar arasında baktım. Bu işlerden de biraz anlarım. Hatice olmazsa yok, ben Hatice'yle mutlu olurum. Allah-u Teala da kudret sahibi. İsteyene verir. De ki, al Hatice'n senin olsun. Evliliğin üçüncü ayı ortalık karışır. Ya Hatice sen böyle yapmazdın. Ya senin annen Allah Allah her akşam bizde mi kalacak? Hatice bir çocuğumuz olsun diyoruz. Bak 3 sene oldu hala bir şey. Ne demek çocuk istemiyorsun ki lan? Hatice yok arabamız yok. Anla işte mecbur otobüste gideceğiz. Hatice sen Neslihan'ın arkadaşı mısın? Onun üzerine ömrüyle bacanak. Arz edebiliyor muyum? Yani çok hayırlısını istemek lazım. Nasip diye bir şey var ya. Mesela, şimdi düşün. Allah-u Teala dünyayı yarattığı an demiş ki 24 Aralık 2014 Düzce Üniversite Kültür Merkezi program Serdar Tuncer içecek 2 bardak çay var. Özlem getirecek o çayı. Çayı 16.45'te içecek. Ama program 15'te başlıyor. Bitmiş olmazsa da ben ses sistemini unuttururum. O çay 16.45'te içilir. Şu bir bardak çay nasip. Ezelden belli. Nasip diye bir şey var. Bak modernite bunu da kabul etmiyor. Ben yaptım, ben ettim, ben alırım, ben bulurum. Hiçbir şey bulamazsın. Şu çay buraya kadar gelir, elini uzatıp içmek nasip olmaz. Laf ederken tak düşer, artık nasibin değilmiş olur. Birazcık buna iman ettiğimizi zannediyoruz da imanımızda sanki az problem var. Nasip mevzu. Her şey nasip. Ben orta ikinci sınıfa gidiyordum. Kamera var mı açık? Başkası diye anlatayım. Bizim bir arkadaş orta ikinci sınıfa gidiyor. Orta ikinci sınıfa giderken aşık olmuş. Ben evleneceğim ona demiş. Evlenmiş. Şimdi 3 çocuğu var. Nasip. Çok da gayret etmiş. Allah'ım. Çok da uğraşmış. Mecbur. Demin anlatırken Hatice diye anlatmış. Latife. Latife bir tarafa Allah'a şükür. Hamdü senalar olsun. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Bakın Peygamber Efendimiz söylemiş ya. Dünya saadeti 3'tür. Bu hadis-i şerifi biliyor musun? Dünya saadeti 3'tür. Geniş ev, iyi binek, saliha hanım. Geniş evi bulursun. İyi bineği de bulursun. Saliha hanım Allah lütfederse o da olur. Dünyada mutluluk dediğiniz şey bu üçüdür. Başka bir şey değil. Hani Cem Yılmaz'ın filminde vardı. Amerika'da kovboy kıza diyordu gel seni İstanbul'a götüreyim. Kız da diyor ki sen beni buradan alırsın oraya kadar götürürsün. Oralarda bir halime bırakırsın beni. İlgilenmezsin. Niye bırakacağım seni diyor. Sende aradığım her şey var. At, avrat, silah. Üçü de var. Kız kovboy. Şimdi. Neyse.
Bir Yavuz Sultan Selim Han şiiri okuyalım, peşinden güzel bir eser dinleyelim. Ondan sonra da en son Hazreti Mevlana'nın iki güzel şiiriyle programı bitirip Allah'a ısmarladık diyeceğiz inşallah. Yavuz büyük bir şairdi. Neyse şiiri okuyayım da ondan sonra konuşalım. Abi şiirdekileri biz anlayamadık diyebilirsiniz. Bunda sizin hiçbir suçunuz yoktur. Lugatsiz ben de anlayamıyorum. Bir başkası da okuyamıyor. Edebiyat hocası da açık bir lügattan bakıyor acaba bu kelime ne demekti diye. Bizi bu hale düşürenler utansın. Dert değil ama kalbiniz evvel Allah bilir bu şiirin ne dediğini. Kalbinizle dinlemeye çalışın, hissetmeye çalışın. Merdum idi deme, bilmem ne füsun etti felek. Geriye mi kıldı füzun, eşki mi hun etti felek. Şiirler pençeyi kavrumda olurken lerzan, beni bir gözle ahuya zebun etti felek. Mehabbet şahının bir bendeyi fermanıyız cana, gedai kuyu aşkus, alemin sultanıyız canım. Ruhun anıp nola köyünde feryadı figan etsek, bu fena gülzarının bir bülbülü nalanıyız canım. Ademden gelmeden bezmi vücuda bade ol demden, lebün esrarının biz valiye hayranıyız canım. Nice demden mukimi vadi derdü gam ve aşkus, ser ikuyu vefanun, sanma kim mihmanıyız cana. Selimi meşlebün vasfın idüp şiirin kelam ile, zamanun himmetünle hüsrevi devranıyız cana. Vücud iklimi derdimi.
ne güzel bir eserdi değil mi? Çok hoştu. Vücud ikliminin sultanı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin. Yavuz Sultan Selim Han büyük bir şairmiş. Malum belki daha önce bahsettik. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde bir dildar olur. Yar olur, ayar olur, dildar olur. Serdar olur. Hünkâr sadece iyi bir edip değil, ileri görüşlü bir insan. 5 asır önceden bakıp bugünlere görebilmek böyle her baba yiğidin harcı değil. Şiiri Serdar olur diye bitirmiş. Dikkat edecek. Şairleri de çok seviyormuş. Vakit daraldığı için biraz hızlı anlatmak durumundayım. Beni bağışlayın. Mesela bir gün bir şair gelmiş, hünkârım demiş, bir şiir yazdım. Sabaha kadar uğraşmış, şiiri bitirmiş. Yavuz da Hasan Can'la oturuyor. Huzuru almışlar şair. Şair kendinden geçerek şiirini okumuş. Tabii bir merak açmış gözlerini. Yavuz kaşlar çatık. Celalli. Efendim? Utanmıyor musun demiş bizi kandırmaya. Hünkârım, bu şiir zaten var demiş. Niye benim şiirim dersin? Sultanım ben yazdım. Dinle. Şiiri ezberden okuyunca şair bir afallamış. Ben yazdım dün gece sabah. Oku Hasan Can demiş. Hasan Can ezberden okumuş aynı şiir. Şair bedbeniz atmış kalpten gidecek durdur demiş. Dur. Ben duyduğumu ilk defa da ezberliyorum. Hasan Can ikinci duyuşta ezberliyor. Şiir senin şiir. Arz edebiliyor muyum? Şair Hikmet. Hünkâr çok seviyor. Sürün demiş. Celallenmiş kızmış bir huyuna. Sürgüne göndermiş Tokat'a. Şair de Tokat'a gidince ya demiş şimdi yarın bir gün beni affedecek, geri çağıracak. Ben de tıpış tıpış gideceğim. Ben de onu cezalandırayım demiş. Gitmiş Van kadısının yanına, Van'a. Kadının yanında katiplik yapıyor, Van kadısının katibi. Yavuz hakikaten 3-5 ay sonra demiş ki ya Hikmet nerede? Hünkârım Tokat'ta. Alın gelin demiş ya. Gitmişler. Hünkârım yok. Nasıl yok? Tokat'ı terk etmiş. Ben bulurum onu demiş. Bir mısra yazmış. Bütün dünya benim olsa gamım bitmez. Nedendir bu? Bu şiire demiş şairler cevap versin. En güzel cevabı yazana 500 altın vereceğiz. 3-5 ay sonra cevaplar geliyor bakmış. Bu olmaz. Bir tanesi dikkatimi çekmiş. Çün ezelden türabı gamla yoğrulmuş bir bedendir bu. Kim göndermiş bunu? Van kadısı göndermiş hünkârım. Kadıya 500 altın gönderin, Hikmet'i bize göndersin. Şimdi bakın, biz her şey bir tarafa, kaybettiği dostunu şiirindeki üsluptan tanıyarak bulan adamların yönettiği bir medeniyetin varisleriyiz. Yani öyle Osmanlı, ata çok güzel biniyorlardı, kılıcı da harika kullanıyorlardı, 6 asır cihana hükmettiler. Böyle değil. Tesbihi çok güzel çekiyorlardı. Evliyanın önünde çok güzel diz çöküyorlardı. Kalemi elleri harika tutuyordu. Adalet diye bir dertleri vardı. Allah Resulü'nü çok seviyorlardı. 6 asır Allah lütfetti, cihana hükmettiler. Doğru cevap bu. Ata iyi binmek de, oku iyi çekmek de, kirişi iyi... Bununla olmuyor bu işler. İlle bu. Her birinde bu var. Hangi birisini sayayım ki size? Küçücük bir örnek. Normalde anlatmıyorum ama bu programda anlatmıyorum, anlatacağım. Sultanahmet Camii'ni kimler biliyor? Sultanahmet Camii 20 bin çiniyle içi tezyin edilmiş bir cami. Mavi çiniler. Bu çinilerden dolayı Sultanahmet'in batılı Blue Mosque diyor. Doğru söyledim değil mi? Blue Mosque. Red miydi mavi? Blue değil mi? Hayır. Emre hem bekar hem İngilizceyi çok iyi biliyor. O anlaşılsın. Neslihan'a bırakıyoruz garip çok. Blue Mosque diyor batılı buna. Şimdi Sultanahmet Camii'ni yaptıran Padişah Sultanahmet Han camiyi yaptıracak birkaç bir hadisi üzerinden Osmanlı zarafetine birkaç misal arz edeyim. Camiyi yaptıracak padişah diyor ki 6 minaresi olsun. Hünkârım diyorlar Mescid-i Haram'da da 6 minare var. O zaman diyor Mescid-i Haram'a 7. bir minare ilave edin. Bizimki oraya denk olmasın. Haddimiz bile. Edep. Birinci şart bu, edep. İşte Osmanlı'nın edebi. Bugün
Allah nasip eder Hacı Umre'ye giderseniz tavaf ederken kafanızı kaldıracağınız Kabe'nin 40 katı yükseklikte Clock Tower'ı göreceksiniz. Clock Tower doğru değil mi? Saat kulesi. Clock Tower. I can't speak English lan. Clock Tower. Kabe'nin 40-50 katı yükseklikte. İki anlayış arasındaki fark. Neyse. Tam Sultanahmet Camii yapılmış, altı minareli muhteşem bir cami. Ama camiye gelen giden yok. Niye? Karşıda Ayasofya var. Ayasofya dururken kim gelip Sultanahmet'te namaz kılar? Ayasofya sadece bir cami, sadece kiliseden fetihle beraber camiye dönüşen bir yapı değildir. İstanbul'daki bütün camiler cami olmaktan vazgeçse, Ayasofya cami olmaktan vazgeçemez. Çünkü Allah Resulü'nden bu tarafa geçmiş olan 14 asrın, aşağı yukarı 10 asrında İslam'ın sancaktarlığını yapan bir milletin bir medeniyeti dönüştürüşünün sembolüdür Ayasofya. İçinde namaz kılmıyoruz diye cami olmaktan vazgeçmez. Orada hala cami de biz kadrini kıymetini bilmiyoruz. İyi bir şey söyledim, finaldeki alkışa bunu da ilave edeyim. Şimdi vaktimiz yok. Şimdi Ayasofya'ya gidiyorlar, camiye gel. Birisi diyor ki, sultanım, şöyle bir şey yapalım. Memlük Sultanı Kayıtbay'ı Kahire'deki kabrinde Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kademi saadeti var, ayak izleri. O ayak izini Sultanahmet Camii'ne getirip koyarsak, burası payitahttır. Hem daha çok ziyaretçisi olur, hem de caminin misafiri artar. Doğru diyor. Daha çok insan şereflensin onun kıymetli. Hemen mihrabın yanında dört çiniyi söküyorlar. Oraya özel bir mahfaza yapıyorlar. Kademi saadet getiriliyor, yerleştiriliyor. Hakikaten caminin cemaati, ziyaretçisi acayip artmaya başlıyor. Bir gece Sultanahmet Han bir rüya görmüş. Rüyada Kayıtbay Sultanahmet'e diyor ki senden davacıyım. Peygamber Efendimiz'e dönüp, ya Resulallah, türbemden senin kademi şerifini götürdü, türbe mahzun kaldı deyince Allah Resulü buyurmuş ki onu yerine iade et. Sabah Sultanahmet Han uyanır, soluğu Üsküdar'da alır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin dergahında. Efendim der. Bakın bir incelik daha. Cihanın kendisine efendim dediği sultan, Allah dostuna efendim diye hitap ediyor Osmanlı. Efendim böyle böyle bir rüya gördüm. Tabiri ne ola? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri demiş ki, bu rüyanın tabire ihtiyacı yok sultan. Gidecek. Kademi saadeti göndermişler Kayıtbay'ın türbesine. O geride kalan boşluk, dört çinilik boşluğu ne yapmışlar? Dört tane çini bulup kapatalım dememişler. İki tane mermer bulmuşlar, iki parçadan oluşan. Bir insanın alt ve üst dudağı gibi bir araya geldiğinde mermer, o mermerlerle kapatmışlar orayı. Bu, lisan-ı hal ile şu demektir. Ya Resulallah, bir kez senin ayak izinin değdiği yere biz ebediyete kadar dudaklarımızı mahlarız. Osmanlı bunun için büyük. İşte şu küçük nüanslar, kemalat teferruattan doğar derler. Güzellik detaylarda saklıdır. Günümüz Türkçesiyle söyleyecek olursa. Bunlarla güzeldi. Viyana'ya Mesnevi okuyup bulgur aşığı yiyerek gittik dermiş. Merhum Yahya Kemal. Dert çok. Son iki şiir ve bir güzel türküyle bitirelim. Namaz sıkışmaya başladı. Hazreti Mevlana, malum Mevlana haftasındayız. Mevlana deyince aklınıza ne geliyor? Gel, ne olursan ol, gene gel. Genelde bu gelir. Bir, bu Mevlana'nın değilmiş. İster puta tap, ister ateşe tap, gene gel falan diyor. Ebul Hasan Ebul Hayr, rahmetullahi aleyhinin şiiriymiş. Mevlana'nın zannediyoruz. Tabii biz Mevlana'yı sizi tenzih ediyorum. Ben bilirim, bu salondaki herkes gözlerdeki ışıltıdan belli. Mesnevi-i Şerif'i, Mecalis-i Seba'yı, Fihi Mafihi, Divan-ı Kebir'i, Mektubat'ı en az ikişer defa okumuş. Keşke bütün Türkiye sizin gibi olsa. Ama maalesef bütün Türkiye sizin gibi. Kimse okumuyor.
Mevlana'yı nereden tanıyoruz? Twitter sağ olsun. Tabii. Mevlana'yı çeksek Twitter çökecek yazmış birisi. Doğru. Biri diyor ki, hocam D dağları ayrı yazmayı öğrendim, şimdi bir Mevlana hakkında kitap yazabilirim. Yaz ya. Yazılı yok, o da öyle. Her güzel sözün altında Mevlana yazıyor. Halimiz bu. Ve o sözlerin %90'ının Hazreti Mevlana ile alakası yok. Ya olduğun gibi tweetle, ya tweetlediğin gibi ol. Olmaz. Şems-i Tebrizi'ye ithafen yazılanlar da var. Olduğu kadar, olmadığı kader. Şems-i Tebrizi. Alakası yok. Bir makalat var, makalatın hiçbir yerinde bu cümleyi hiç kimse bana gösteremez. Böyle bir şey yok. Yahu bir tweet attım, bir hafta sonra bana geri geldi tweet. Altında Şems-i Tebrizi yazıyor. Lan geçen hafta ben söyledim bunu ya. Allah'tan kork. İşin acısı şu. Uyarı olsun, isim vermeden gıybet edelim sizinle. İsim vermezsek gıybet olmuyor. Eskiden büyük yazarlar, kitap yazarlardı. O kitaplardaki güzel cümleleri de genç kardeşler Twitter'da, Facebook'ta paylaşırlardı. Şimdi genç kardeşler Twitter'da, Facebook'ta cümle yazıyorlar. Büyük yazarlar o cümleleri toplayıp kitap yazıyorlar. Bir sene sonra herhangi bir Mevlana anlatan kitapta benim o cümleyi Şems-i Tebrizi'ye birisi söyletirse ben şaşırmışım. Halimiz bu oldu. Twitter'da bir furya çıkıyor. Sinan Mihrimah Sultan'a aşıktı. Aklı evvelin biri kitap yazıyor. Sinan Mihrimah Sultan'a aşıktı diye. Twitter'la kırdısından kitap çıkartıyoruz. Okuyan herkes de diyor ki Sinan Mihrimah Sultan'a aşıkmış. Mihrimah Camii böyleymiş. Öbür Mihrimah şöyle. Allah'tan kork ya. Sinan evli. Mihrimah Sultan evli. Aralarında 40 yaşa yakın fark var. Tanıştıklarında Sinan 60 küsur yaşında. İkinci cami yaptığında adam 80 yaşında. Sinan dediğin adam ilk eserini 46 yaşında vermiş. Bu adamlar öldü, gitti, artık yoklar. İstediğimizi söyleyebiliriz. Böyle mi? Bu modernite. İslam ne diyor? Yarın bu adamlarla bir yerde karşılaşacağım diyor. Mahşer meydanında yazar abi diyecekler ki gel yavrum. Gel. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş. Bu Sinan. Bu da karısı. Bu minnuma, bu da kocası. Ufak bir hesabınız varmış. Halledin öyle gelebilecek. Nasıl halledecek bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun. Neyse. Hazreti Mevlana şiiriyle bitirelim. Ben ne olur? Birer Mesnevi-i Şerif. Divan-ı Kebir çok güzeldir. Açarsınız böyle bir sayfa. Baştan sona oturup okunacak bir kitap da değil. Evinizde, yurdunuzda bir Divan-ı Kebir bulunsun. Şöyle bir namazdan sonra açıp Hazreti Mevlana ne demiş diye bir bak. Mesnevi, açıp 2-3 sayfa bir oku. Eserlerinden tanıyalım bu güzel insanları. O zaman daha güzel olacak. Son şiirleri okuyalım. Ben bu arada veda mı edeyim? Hediye falan vereceğiniz mi başkan? Hadi hediyeleri getirin abi. Şiirden sonra kaçacağım. Ben çağırayım, kim gelecek? Düzce'mize teşrif edip geldiğiniz için Ünyam topluluğumuzun gösterisine teşekkür ediyoruz size öncelikle. Serdar Tuncay Bey'e fidanını vermek üzere AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Koç'u sahneye davet ediyorum. Serdar Tuncer abimize Düzce'nin yöresel ürünlerinin bulunduğu
sepet vereceğiz. Sepeti vermek üzere Düzce Genç Müsiyat Başkanı Ömer Levent Bilgin'i sahneye davet ediyorum. Aramızda bulunan ve aflarına sığınarak isimlerini zikretmeyi unuttuğumuz Genç Müsiyat Başkanı Levent Bilgin ve yönetimi, yeni konsey başkanımız Ömer Kalkan, hepsinden özür diliyoruz. Programımıza katıldıkları için hepsine teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz genç kardeşlerimize. Son bir şiirle bitireceğiz. Ben araya girdim. Hediyemiz de var abi. Şiirden söyle. Hediye mi var? Evet, iki tane. Ben abi. Müzisyen arkadaşlarımıza vermek üzere hediyelerini. Hocamıza sonra verin, hiç sıkışıyor. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Üniye Akka, genç müşeyada, kıymetli hocama, emek veren kardeşlerime ve tabii ki başta yarım bıraktığım mevzuyu söyleyeyim. Dinleme nezaketiniz için, teşrifiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için, muhabbetiniz için, akşam namazını kılınca bana da dua edeceğiniz için, adamın acelesi var deyip bir fotoğraf çektirebilir miyiz demeyeceğiniz için. Size teşekkür etmek için çok sebebim var. Allah razı olsun diyorum. Hazreti Mevlana'nın şiiriyle veda edelim. Ne aklım kaldı benim, ne dinim. Ne kararım kaldı benim, ne sabrım. Gel ne olur, gel artık. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor bana, ne içimin ateşini sor bana. Gel gözünle gör, gel artık. Sıcağınla pişmiş bir somun gibi o kıpkızıl, o al al yüzümü sor bana. Gene ekmek gibi bayatlayıp bayatlayıp, gene ekmek gibi ufalana ufalana, çaresiz dökülmüşüm yollarına. Gel topla beni, gel artık. Bir vakitler bir aynaydım, yüzünden izler toplamadaydım, şimdi buruştum. Şimdi sana artık gel ne olur, gel artık. Dere gibi akıyorum sağa sola, ayrılık her yanımda pusuda. Sabahları yalvarır, yakarım rüzgarların karşısında. Gel ne olur, gel artık. Başım kirli ıslaksa da, ayağına diken batmışsa da, durma gel Allah aşkına. Gel demekten kurtar beni. Ey aşıklar sultanı, gönül ateşinde yanmışım ben, boğulmuşum gözyaşım. Git sor Allah'ını seversen, ne yol gösterir sevgili, ne çare yazar. Ayrılık